Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakayım kimde var, ancak fırsat buldum. Şimdi dersimizin mevzusu insanı kaybeder, boğar. Allah'ın hikmetini ve gayesini dışına bırakan, külli nazarını, cüz'i hasretmesi, cüz'i bakması, hadiselere tek tek bakması. İnsanın nazarını, küçük bir nazardır, külli, onu okuyacağım. Ne yaparsa külli olur. Şöyle basit bir şeyi, verilecek ölçülerle külli bir ölçü, bakıldığı zaman o cüz'i bir hadise külli olur. Eğer insan kendi küçük ölçüleriyle en büyük şeye baksa bile hepsinden koparttığı için tek olur ve cüz'i olur. Manasız ve abesiyetin kılavudur. Dersimiz bu. Hadiselerden ne işimize yarayacak? Psikoloji olur, ailevi sorun olur, ekonomi olur, kabir olur, iman olur. İman küfür olur. Şöyle bu nazarla baktığın zaman seni olayın arkasına taşıyor. Arkaya taşıyor seni. Yani küllileşiyorsun. Peki netice nedir? Seni ezemiyor. Seni ezemez. Şimdi sizin için çalıştım. Kısaca olsun diye. Külli ve an nazar ne demek? Ondan sonra buna ait 3 tane örnek verecek. Şu anlar 21'den okuyacağım. 3 tane örneğin bir tanesi şifa vermek, rızık vermek, hidayet vermek. Basit gibi gözükürken ama Allah lazım bu iş için. Şimdi ben noktayı nazarınız olsun diye külli bakış ne demek? Ondan sonra o külli bakışı gördükten sonra hastalığa, rızka, hidayete örnektir. Bakacağız ona. Bu bakmayı öğrenince bütün hadiselere böyle bakacağız. Hastalıklarına, musibetlerine, dertlerine, kederlerine genel yapıyor seni, bütünleştiriyor seni. Hiçbir hadise senin nazarında sende büyük olamıyor. Hadiseler, olaylar, musibetler senden büyük gözüktüğü için seni eziyor. Senden daha değerli olduğunu zannettiğin şey için ondan intihar ediyorsun. Senden daha emniyetli olduğunu zannettiğin şey için o kadar buhran geçiriyorsun o şey için. Oysa değmiyormuş. Değmiyor. Bir hafta geçse de bir cenazeye bulunmasa mı hiçbiriz, hepsi gitti. Ya bizzat ben indiriyorum veya en azından telkin veriyorum. Tamam, telkin ben veriyorum. Tanıdıksa. Bir bakıyorum hiç kimse yok. Bir adam var. Bazılarına verirken ağlatıyor beni. Bazılarına tıngır tıngır horon oynar gibi veriyorsun. Hiçbir şey etkilenmiyor. Böyle de Ali ne yapayım? Küllüman aleyha fan. O benim zaafım tabi, onunla alakası yok da. Peki, külli nazar ve am nazar. İlk önce ölçü alacağız, sonra 3 tane tatbikat yapacağız, ömrümüz yeterse. Külliyet-i ubudiyet, soru sormak bununla alakalıysa serbest.
Katkısı olan Mustafa Hasret'in sana söylüyorum. Hemen şey yapabilirsin. Külliyet-i ubudiyet ve dürbiniyle nazarına görünen. Yani ubudiyet gözüyle ubudiyet yapan insanın gözü dürbinleşiyormuş. Dürbün gibi oluyor. Mesela misal bir uygulama. İbadeti terk eden kainatın ibadetini göremez. İbadeti yapan kainatın da ibadeti oldu. Mesela kitap okuyan Allah'ın kainattaki ilmi, iradesi, kudretini görür. Okumaya göremez. O zaman hadiseleri tek tek görür. O zaman bütün o tek tek hadiselerle uğraşmak zorundasın. Başka hiçbir şansın yok. İki, nazarı am, şuuru külli, zat ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nazara am, genel. Şuuru külli. Kül, yani ben külüm, karaciğerim cüzdür. Tamam mı abi? Bir daha, ben külüm. Cüzlerin toplamı, karaciğer, böbrek, dalak vesaire. Bunların her birisi cüzdür. Cüzlerin toplamı küldür. Bak şimdi başka bir şey diyeceğim. Benim bütünselliğim her bir hücrede yok mu? İçsel baktığımız zaman o hücrede DNA'da benim olmam cüz'idir. Bak, kameranın arkasından çekil. Daha yapma. Tamam. Her bir DNA'da cüz, yani benim olmam cüz'idir. İyi çekiyor. O hücrelerle yapılan hücre-i kübra der ustad. Bütün o hücrelerin bütünselliği, şu paket hali, külli oluyor. Tamam mı? Cüz'i, külli. Cüz, kül. Anladık mı bunu? Bir derste birkaç tane ders kullanıyoruz. O zaman insanın nazarı amdır, şuuru küllidir. Yani parçaları, her bir parça bütünsel bakıyor. Her bir parçaya bütünsel bakıyor. Mesela bir elmanın dalında bir elmanın yaratılması için dünyanın dönmesi lazım. 23 derece 27 dakika eğik olması lazım. Güneş lazım. Vesaire. Yani gözü yapmak için gözünü yetmiyor. Güneşi de bilmen lazım. Güneşe de hakim olman lazım. Yani sırf gözü bilmek yetmiyor. Bu nerede işi yapacak? Ha, bu göze bakarken güneşi de anlamak, o zaman şuuru külli olur. Külli şuuru aktif eder. Am bakmak, ben de böyle, herkes de böyle olunca nazarı o zaman büyük oluyor. Genel oluyor. Nazarı am, şuuru külli. Kül. Külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek. Yani külli nazarıyla baktığın zaman mevcudatın şehadetine ettehiyyatü lillahi el mübarekatü ve salavatü teyyibatü lillah der. Yani oradaki ve emin şeyin ilahisi bir hamdi, hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmemiş olsun. En ufak bir hücreni veya bir elmanın zikri bütünselliğin neticesi olduğundan, güneş lazım elma için, dünyanın dönüşü lazım, havadaki nem lazım, toprak lazım, şunlar. Yani bütünsel bir parça gibi gözüküyor ama bütünseldir. Bütünün neticesidir. O zaman madem bütünsel bir şeyin süzülmüşü ise, o zaman bunun ubudiyetini külliyet noktasında gerekiyor. Yani külli bir ubudiyet ediyor mevcudat. Onun cüzisi, bir dili, bir lafzı. Elma bir harf. Kainat. Abi kena ya ken nabudu. Nabudu'daki nun. Aynı bunu, evet. Üç tane şey var. Nabudu. Benim hücrelerimi bütünsellik, her bir hücre vücuduma göre, yani biz sana ibadet ederiz derken, biz senden, biz. O zaten ki diyen benim. Ben sana ibadet ediyorum. Ben senden yardım isterim. Ettiğim için demek gerekirken na da biz demek. Biz sana ibadet ederiz. Biz derken benim.
Hani hoca imam olsa biz dese neyse, ama ben namaz kılarken ben de İyyâke nâbudu diyorum, sen de öyle diyorsun. Peki oradaki bizdeki çoğunluk nedir? Her bir hücrede ben var ya, bu hücrelerin cemi. İki, bulunduğumuz şehir ve camideki insanların, o vakitteki namaz kılanların, bütün küre-i arzdaki ve mevcudatın ibadeti kastediliyor. Zaten cem diyor, cem, çoğul, üçtür en azı. Dolayısıyla üç cemaati azimeye işaret ediyor. Bu nedir? Nazarı am, şuuru külli. Kur'an gibi bir nazar-ı külli lazım ki yata etsin. Kur'an'ın nazarı külliidir. Not alma bir risaledeki cümleler. Kur'an gibi bir nazar var. Mesela bir misal vereyim bununla alakalı. Mesela Kur'an'ın gidişatına baktığın zaman sanki olmuş bitmiş kainat cennet cehennemdekileri konuşturuyor. Olmamış da daha şu, kıyamet kopmadı, şurada kimse yok. Ondan sonra veya elem tere, görmedi mi? Görmedi tabii peygamber. Bir rivayete göre doğmamıştı. Yani olmuş bitmiş nazarıyla baktırıyor. Bazen de olacak diye baktırıyor. Külli bir nazar. Seni bir çıkartıyor. Mesela ona bir misal vereyim. Bu meseleyi anlaman için diyor ustad, şu hayale gözünü kapat, hayale çık bu zamandan, Cezületül Araba 1400 seneye git. O zaman görürsün diyor. Bazı şeyler mekanı tayin ederek, zamanı bast ederek anlaşılıyor. Bunu da Kur'an yapıyor. Böyle bir şey yok yani. Başka şeyler. Sahabelerin faziletlerine yetişilememelerinin bir hikmeti ise nazar-ı kül ile baktıkları içindir diyor. Yani nazar-ı külli, bir daha söyleyeyim arkadaşlar, örnek için, çok önemli olduğu için, bir elmanın yaratılması için güneş lazım. Güneşi çıkartın elma olur mu? Zaten elma donmuş güneştir. Neymiş? Elma enerji paketidir, donmuş güneştir. Başka bir yerde demeyesiniz fizikçilerin yanında. Demek ki bir tanesi. Sütçü İmam neresiydi? İmam Üniversitesi? Maraş. Fizik doçenti, yardımcı profesörmüş. Hasan kardeş diyor yaşlarında. Ya diyor, pek kale almıyorum tabii fizikle alakalı, kendisi fizikçi ya. Sözlerim ama bazen diyor, senin sözlerin dolaşıyor diyor. Şey, sosyal medyada. Kendisi diyor, cenazede Eyüp Sultan Camisi'nin şeyine, mezarlarında. Ya diyor, fizikçileri bile ortadan kaldıracak cümleler diyor ya. Bu nasıl? Yani şaşırıyor, fizikçi değilsin. Mesela elma donmuş güneştir. Bunu nasıl dersin? Basit bir kelime ama. Şimdi bir elma, hele son zamanda bir arabada konuşma var böyle bizim, zaman nedir diye. Bir elma için güneş lazım arkadaş. Hava lazım mı? Dünyanın eğikliği, dönümü vesaire. Hava vesaire. Peki o yetmiyor. Senin gözün lazım. Gözünü bilmeyen elmaya boyayı ne satacak? Senin dilin, senin dilini bilmiyor. Nasıl tat açacak? Demek ki külli bir nazar, külli bir tasarruf, külli bir inayet, külli bir rububiyet, bütünsel onu teke cem etmiş. O zaman buna tefekküre alışan bir insan, kitap okuyan, derslere gelen böyle. Geldiğini duyuyorsun, gelmesin demeyeceksin. Artık elmaya bakarken bu bütünselliğin lazım ki bu netice olsun. O zaman o bir parça gibi gözükürken bütünün ifadesi olduğundan baktığın zaman alan mesela zahirine diyor ustad 20'den ziyade esma olur bitkide. İnsanın zahirine baktığın zaman 70'den ziyade esma olur. En az 10 tane dememiz lazım. Bulmamız lazım şöyle baktığımız zaman. O zaman külli bakıyorsun. Elmaya bakarken güneşte bakıyorsun. Elmaya bakarken Allah'ın rahmetiyle bakıyorsun. Elmaya bakarken Allah'ın kör olmadığı gözüküyor. Doğuştan ama sopayla dolaşıyor, otokaportada boya atıyor. Otokaporta dükkanında boyacı. Ama doğuştan ama böyle, arabanın karpatı, ondan sonra tabanca yanmış boya atıyor. Yani en azından elmayı veya şeftali boyan kör olmaması lazım, bana öyle geliyor. Ha demek ki yağ basar. Elmayı yapan benim ahımı dinlemesi lazım, duyması lazım. Semih olması lazım, duyması lazım. Çünkü ihtiyacım var. Niye elma dedi biliyor musun?
Senin bir elma getirdin ya buraya. Ya kardeşim aşağıdan yukarı bir asit fışkırıyor ki. Bu elma deyip geçme. Bir elmayı gönderdik aşağı darmadağın et. Hatta hiç kimse yok ortada. Bak basit bir elma. Gidiyorsun. Yani hakikaten Allah lazım ya. Vallahi Allah lazım ya. O elma gibi bir şey. Nasıl yapmış onu ya? Maddin Allah. Dikkat edin üzerine yazıyor. Maddin Allah. Elmanın üzerine yazıyor. Bir tanesi böyle bir derste dedi de nasıl yazıyor dedi. Yani kim bilir Allah Allah. Bu kadar elma yedik. Üzerine Maddin Allah yazmıyor dedi. Çünkü rastlayamıyor. Başka külli nazar. Külli nazar cüz'i ibadetini külli ediyor. Külli nazar basit böyle bir odada kıldığın bir namazın kainatın ibadetini görüyorsun. Takken kabu kavseyn ayağın atom ikisi arasında 18 bin alem Allahu Ekber deyince bütün kainat seninle namaz kılıyor. Şu lemalarda 278 miydi? Yatsı namazında diyor o aleme girdim diyor. Namazda Allahu Ekber. Ben de giriyorum unuttuklarım şeylere. Ola nerede o neyi unuttum da o aralara giriyor. Hepsi giriyor. Olsun. Namazımın ispatıdır. Vesvesesi, pisliğin gelmesi namazımın kalitesindendir. Şeytana uygun bir namaz olsaydı hiç vesvese gelmezdi. Ne diyorsun ya? Ancak kimlere vesvesesiz ve şüphesiz namaz olur? Vesvesesiz ve şüphesiz mertebede olanlar için. Şimdi size gelse, para gelse, kadın gelse de ki ulan kadınsız ki Allah kainatı yarattı mı? Kadınsız namaz olur mu diyeceksin. Bir de bak ulan benden daha serseri. Ne yapacak insan adam? Seni korkutmaktı gayesi. Baktık ulan bundan daha benden daha serseri. Bana diyor ki abdestin yok dedi. Ben zaten her zaman abdestli olmam ki. Yani abdestim sonra da alırım ya. Abdestsiz de yapıyorum. Baktık ki ulan abdestsizlikle korkacak adam diyor ki ben abdestsiz kılıyorum. Daha ne yapacak ki ya şimdi? Benden daha serseri diyor. Çekip gidiyor adam. Adamla iyi horon oynamayı bilmek lazım. Yoksa senden horon oyna. Külli nazar çekirdek gibi bütünü barındırıyormuş. Arkadaşlar tek tek okudum ha. Külli nazar bir şey yapmak için. Çekirdek bütün nazar gibidir. Koku orada, tat orada, kimyası orada, fizi orada. Başka külli ve azametliler külli ve büyük makamlarda görünür. Yani öyle basit basit düşüncelerle basit adam, basit şeyler bu olmuş. Bana böyle dedi. Bizim memlekette köylerin şey gibi. Tamam ne cenaze ne? Ne cenaze mi? Allahu Ekber cezaya bak yani. Ama bu da kelamın kutsiyetini gösteriyor. Mesela bir insan bir insana kavga edince ilk vereceği ceza nedir? En büyük ceza. Konuşmamak değil mi? Demek ki konuşmak ne kadar iyiymiş. Konuşmamak ceza ise. Değil mi? Konuşmuyoruz. Çocuk kemeli yapardık. Bas konuşmuyoruz. Ondan sonra. Konuşmamak ceza ise konuşmak nimetine bakın. Konuşmak o olmasa bak. Ne yapacaksın? Nasıl anlatacaksın? İki. Bu noktaya nazardan hayat, bak külli nazara bak. Bu noktaya nazardan hayat, kainatı rububiyet ve icat cihetinde inkısam ve tecezzi kabul etmez. Bir kül hükmünde belki iştiraki ve tecezzisi imkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Hayat var ya hayat. Böyle canlılık, üreme, yeme falan değil. Onlar basit sıfatıdır. Hayatı bilmiyoruz. Devamlı kullandığımız halde. En cahil olduğumuz şey hayattır. Niye? En açık olduğu için. Allah da böyle. En gizli, en açık olandır. Hayat nedir? Çoğalan, üreyen, depreşen, hareket eden değiliz. Bunlar hayatın sıfatıdır, kendisi değil. Hayatı bilmiyoruz. Şiddeti zuhurundan, azameti kibriyasından kapanmış. Tesettür etmiş, gözükmüyor. Hayat nedir? Hayat nedir biliyor musunuz? Allah'ın dışında 18 bin alemi meyve kabına koyun o cihaza. Elmadan suyu çıkarana. Kafayı taktık elmaya bu akşam. Şimdi meyve sıkacağını su alacağız. Allah'ın dışında 18 bin alemi o alete koyun. Özünü alın, suyunu alın. Meyveleri. Daha havucun, elmanın, narın vesaire. Aldık mı abi? Bir bardağa koydum. Bu neyse
Allah'ın dışında bütün alemlerin hali, hayat. Camit oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu tahta da, şu tahta, taş da hayattan yaratılmış. Yeni bir tanesine gene denk gelmiştik. Dedi ki, ya Allah, Allah benim düşüncelerimde, doğrularım da alt üst oluyor dedi. Adama bak dedi. Allah'ı niye görmüyoruz diye soru sormaya gittim, soracak dedi. Adam dedi ki, hiç kimse kendisini görmedi. Böyle bir kafası kaçtı gitti. Dedik mi ya, Allah değil, insan kendisini görmemiştir. Başka bir tanesi de, ya dedi, gittik dedi, bütün doğrularım gene alt üst oldu. Başka bir tip. Taş bile hayattan yaratılmış diyor ya. Adama bak diyor adam. Hayatı böyle şey zannediyorsun, bir canlılık. Oysa Allah'ın dışında yaratılan her şeyin varlığıdır. Ve maddesidir. Maddesiz madde, zeminsiz zemin, varlıksız varlık, vücutsuz vücut, hayat. Tevhid nazarıyla bakıldığı vakit nazarın külli oluyor. Başka, külli nazar esmaların bütünlüğüyle bakmak ki Cenab-ı Hakk'ın bakışı budur. Mustafa, külli nazar ne demek? Mesela elmaya açlık noktasında baktın. Bir de boyayan, rızık olarak yapan, hayat veren, tasvir eden, hesaplayıp koyan, tamam. Bir de böyle esmalar bütünlüğüyle bak. Nasıl şey olur? Bir bardak su ver. Nasıl bir bütünlük yaptın yani esma? Bak, külli nazar esmaların bütünlüğüyle bakmak diyor. Yani külli nazar esmaların bütünlüğüyle bakabilmek. Esmayı okuyabilmek. Ne kadar esma okuyorsan o elmada, o kadar külli bakıyorsun. Ne kadar esma okuyor. Mesela bir elmada zahirini bir beraber yapalım. Kaç tane esma şey yapacağız? Bazı. Elmada ne var orada? Renklendirme var. Musavir var. Rezak var. Yani. Rezak var. Şafi var. Hay var. Hay var. Hesaplı yapmış. Mukaddir var. Matematik. Kerim, Latif. Kerim, Latif. Müzeyyin. Müzeyyin. Hakim. Hakim, Hikmet. Batın. Ne? Batın. Batın nasıl olacak? İçerisinde. Ha, Bat içinde çekse. Batın ve Hafız. O zaman. Alim. Başka? Evet. Alim. Kamil. Kadir. Kadir. Oo. Evvela, gübreyi almış, elma yapmış, Kuddüs, bütünselliğin hulasası, hakem. Söylesek daha iyi olur. Ha? Olmayan var. Ya bak, külli. Ha, şimdi bir de böyle bakacaksın elmaya. Allahu Ekber. Külli bakış yapıyor işte. Şey, bak, olur mu abi, külli nazar, hani esmaların çokluğu da olduğu gibi, mesela esmanın sureti, hakikati, mahiyeti yani. Osman deli ettin yedi bizi. Çanım ağabey şahit. Esmanın nihayetsiz mertebesi var ama her mertebenin de bir dışından içeriye girer. Sureti, gir içeriye hakikati, gir içeriye mahiyeti. Bir de o noktadan bak Allah'a yani. Hasan, çok acı. Hasan hocam bir de bazı isimler önde olunca diğer isimler önde olan ismi güzelleştirmek için yardımcı oluyorlar mı? Aynen öyle diyor. Hakim o esma. Abdurrahman dersimiz külli ve am nazar. İlk önce külli ve am külliyatta ne diyor? Nasıl tanımlıyor? Sonra üç örnek verecek. Hidayet, şifa, rızık. Abi bir fiilden bir kuvveye dönüş müdür bir manada? Harika! Bazen öyle çakıyorsun ki beni de şaşırtıyorsun. Doğru. Çekirdekten ağaç olma halidir. Çekirdek hakikatımızı, bakışımızla ağaç oluyoruz. Bil kuvveyle bil fiil. Harika elhamdülillah. Güzel. Ben de canım. Zevk alıyorum ya. İnsan kendisine zevk almalı. Kendisiyle tanışmalı. Kendisiyle gezmeli. Kendisiyle konuşmalı. Kendisinden ürkmemeli. Kendisinden kaçmamalı. Keyif almalı kendisinden. Kendisini iltifatlandırmalıdır. Hasan, diyeceksin ki, aferin lan Hasan. Bugün iyi iş becerdin lan. İzmir Kur'an'ı okudun. Aferin, şimdi yatabilirsin. İçeriden ses gelmiyorsun lan Mert'im bak.
bak içeride ses kaç. Sonra şunu oraya abi. No. O onu tanıyacak sen üç tane. Benim nefsim, benim ruhum. Buna hitap edeceksin. Bu adam sen. Peki ne yapacağız? Onun mesul olmamak için. Onunla amel etmedin mi hiçbir şey yaramıyor. Şeytan, şeytanın sipsi. Bana bir tanesi dedi ki, abi diyor, dersleri dinledim dedi, şeytanı çok küçümsüyorsun dedi ya. Dedi küçümsemek, aşağılıyorum dedi. Bunu Üstad Risale'de geçiyor. Ya diyor böyle lemalarda, ya şeytan böyle böyle dehşeti gösterme ile diyor, şeytana bir şahsiyet vermiyor mu diyor Cenab-ı Hak. Hayır, insanın azametini gösteriyor diyor. Şu cevaba bak. Anladık mı abi? Doktorum anladık değil mi abi? Bak hele ya. İnsanın azametini, büyüklüğünü gösteriyor. Yani basit basit şeylerde ne olur duruyoruz? Ne ya? Basit. Yok başıma. Yok canım sık. Yok abi takıldım oraya. Takıntıyı sevsinleri. Bu ne ya? Nedir abi? Çık kuyudan ya. Basit basit. Yok canım sık. Göğsüm darla. Git bir bardak su iç lan. İçemiyorsan biraz limon sık. Allah. Ya şaşırıyorum biliyor musun? Peki, neydi bir daha okuyacağım bu cümleyi. Külli nazar demek, ben ondan sonra, esmaların bütünlüğüyle bakmak ki Cenab-ı Hakk'ın bakışı budur. Allah'ın nazarı. Başka, Kur'an, aynı metni okuyorum. Kur'an, o teferruat-ı şer'iye, neydi o? Şer'iye ve kavani-i içtimaiyenin beyanı içinde birden muhatabın nazarını en yüksek ve külli noktalara kaldırır. Yani biraz sonra gelecek Kur'an fezleki yapıyor. Ve huve bi külli şeyin alim ve huve bi külli şeyin halik Kur'an rahim kerim fezleki. Sonunda bir esma veya birkaç esma ile bağlıyor. O sonundaki esma fezlekedir. Yani bütünselliğin çekirdeği. Ağaçtaki, meyvedeki çekirdeği. Çekirdeği. Mesela Risale-i Nur'da uygulayalım. Risale-i Nur'da şöyle geçiyor. Cenab-ı Hak, Hakim-i Mutlak, Rahman-ı Rahim olan Cenab-ı Hak, Hakim-i Mutlak olan Cenab-ı Hak dedi. Yani ilk girişte kullandığı esmanın açılımı demektir o paragraf. Sana o nazarla, o esmayla baktıracak. Mesela ismi Hakim, ismi Hakim, bir de İnsan penceresi neydi? Cenab-ı Hak ismi Hakim. Hayır. Yok, bir isim daha var. Hak. Hak ve Hakem ismini tecelli son isim diye. Mesela orada Hak'la Cenab-ı Hakk'ın bir de Hakim ismini insanda gösterecek. O öyle yani bakış yaptırıyor paragrafın başında. Kur'an'ın fezdeki, Kur'an fezdeki yaparak 25. sözden aldım bunu. Külli baktırıyor. Yani sonunda ve huve bi külli şeyin alim. Tamam mı? Mesela külli şeyin alim. Alim fezdekedir orada. Yani külli bakış. Bununla baktırıyor arkaya doğru. Başka? Bazen külli kaidelerin dusturlarının bir ucunu göstererek nazarımızı küllileştiriyor. Mesela bu genelin bir ucunu gösteriyor. Mesela dersimizin ana konusu çocuğa rızık. Cüz'i bir hadisedir. Bir çocuğa rızkı vermek. Ama bütün çocukların rızkını düşün. Ucunda genellettiriyor. Veya şifa vermek. Şifa şudur. İlaca kafayı takan kardeşim. Bak. Hak televizyon ekranıdır. Televizyon ekranıdır. Uydu, haşa Allah'a misaldir. Şimdi yukarıdaki uydu Allah'a misal. O çanak anten aldığını televizyon ekranına koyuyor. Sen de oradan istifade ediyorsun. Şimdi çanak anteni kaldırırsan uydudan çıplak gözle, çıplak kulakla ses ve görüntü alabilir misin? Alamazsın. Peki zahirde ve cahilane bakan bir insanın resim ve sesin televizyonun içinde olduğunu zanneder. Oysa orada yansır.
televizyon hap gibidir. İçindeki elementler çanak anten gibidir. Uydu da Allah'a misal, hapta gözüken hasiyetler Cenab-ı Hakk'ın uydudan alınan özelliklerdir. Hapı böyle bakacaksın. Ancak kurtulursun hapın mutlak şifa verme şirkinden. Vardır hasiyet, vardır. Televizyonda ses ve görüntü vardır. Çanak antenin uydudan çekmesiyle vardır. Ama eğer kabloyu keserseniz, yani nazarımızda, televizyonun dışında bir şey görmeseniz uydunun varlığını, kimse görüyor mu çıplak gözle? Göremezsin. Çıplak kulakla duyar mısın? Onun için ya 100 sene önceki adama desen, onun için küçük adam aradılar. Ya uydudan konuşuyor yani, uzaktan konuşuyor birisi. İnandı ya. Çok yukarılardan konuşuyormuş. İnandı ya. Ne kadar inanması zordur Aladdin. Şimdi 100 sene önce adama desen ki, hey, televizyona bakıyor, Allah, Brezilya'yı, Arjantin'i gösteriyor lan. Bu nasıl bir şey ya? Ya bizim var ya kapıdaki o böyle bir teneke, yağ tenekesi gibi böyle. Ha o alıyor. Ne? O da dünyada kelimetler. Nereden alıyor der? Gözükmeyen canipten. Şeytan girmiştir canım. Nasıl anlatacaksın? Şimdi anlatabilir misin? Söyleyin 100 sene önce. Ha, hapın hasiyetini de Allah veriyor, böyle anlatamıyorsun işte. Hap televizyon ekranıdır. İçindeki resimler, sesler, özellikler vesaire şeyler, hapın içindeki elementlerdir. Oraya o hasiyeti vermeye vesile olan dış dünyadaki otlardır. Otlar, toprak, su. Ama o çanak antende gözüken hasiyetler, ses ve görüntüler uydudandır. Onun için hapı, ya Şafi Allah, bir tanesini öyle dedik, başım ağrıyor dedi, misafir geldi hocam dedi, verdik böyle, burada, 1992'de, şurada, şu talbine gel. Ya Şafi Allah, ya bunu iç dedik adamı, kalsın dedi, ben dedi, senin bir aspirin için dedi, mezhebimi değiştiremem dedi. Ya Şafi Allah dedi mi? Hanefiymiş. Hanefi olduğu için Şafi'ye geçmek istememiş. Aspirin için. Mehmet'im. Çorlulu Mehmet'im. Hanefiymiş. Senin bir aspirin için dedi. Ben zevk değiştiremem dedi. Alışmış ya. Hep insanlara şefkat yapıp. Hiç unutmuyor. Kaç sene geçti ya. Ulan dedim. Gel bir kimsin. Senin gibi adam nerede görür? Devlete bindireceksin. Nesli tükenmesin bunlar. Hasan hocam nereden geldim deyince Ümraniye'de. Ha ya, burada oldu. İnsanın hayatının kalitesini yükseltirseniz hayat kral gibi olur. Kral benim dersin. Hayat yaşamaya doyamazsın. Onun da an şartı hayatının kalitesini yükselteceksin. Hayatının kalitesini yükseltmek için hayatınıza 4 tane soru sorup ciddi cevap arayacaksın. Nereden geldim? Dayanak noktası. Nereye gidiyorum? Fıtratım ne istiyor? Burası neresi? Ben kimim ve ne yapacağım? Bunu sor, cevabını alırsan hiçbir sıkıntın kalmaz. Dedi ki, ya dedi, kolay dedi ya bu dedi, hocam dedi, o da yeni getirmişler galiba. Ona dedim, baktım hiç eski değil, çünkü tanımıyorum. Dedim, nasıl dedim, ben çok, tabii ya dedi, nereden geliyorum ben dedi, ne demek, Kırşehir'in oralardayım, geldim. Ümraniye'deyim dedi, kaynakçıyım dedi, bak hatırladım. Kaynakçıyım dedi, ya bu derse geldim dedi, Necim kaynakçıyım dedi. Tamam. Gideceğim diyorlar, çalışıyorum, bu iş dedi. Doğru söylüyorsun. Sonra biraz ilerledi, hala orada, biraz görüşünce, biraz şüphelendi. 15 yıl, 20 yıl, bazıları pata bak, yeni geliyor, dur da karışıyor, cahilliğini koyma, yani girme oraya. Ondan sonra, 15-20 dakika sonra, baktı ki, hocam dedi, ben dedi yanlış yaptım. Ne, hangi şeyi? 20 dakika geçmiş. Hala orada mısın dedi. Peki. Hadi bakalım. Fertlerin cemi külliymiş. Her bir fert cüzdür. Bütün insanları düşünün. Mesela benim ciğerimi dolduran hava, timsahın da, sineğin de, bütün herkesin de. Bana o şifayı veren, bana o rızkı veren, rızkı diyecek bir tanesini ben kazanıyorum dedi.
Nereye götürmüşlerdi beni ya? Burada yutkunma var, avukada bir parça etmiş. Ben ilk defa gördüm, doktorum biliyor. Ha böyle bir etmiş. O adamın özelliği gitmiş, doktorum anlattım hayret hayret. Demek onlar çok gördüğü için fazla hayret etmedi de. Ben çünkü benim hayretim gibi hayret etmesi yok. Oysa onlar kesmişler, doğramışlar ya adamı. Ha böyle bir etmiş galiba bu yutkunma. Ben burayı gördüm. Ha bu var ya, şu kemiği, burayı delmişler. Buradan sıvı veriyorlar. Niye dedim? Yutkunma sı gitmiş. Ha bu kadar bir şey. Yapma ya. Ne demek biliyor musun buradan gıda vermek? Balık yok, soğan yok, ekmek yok, kuru fasulyesi yok, barbunya yemeği yok, yiyemez artık, bitti. Hiçbir lezzeti yok. Var mı? Muhanebiye devam. Ha bu kadet parçası. Hani rızıklandıran sendin, çok zengindin. Nerede? Yedi göreyim. 14 yaşında bir şey. Babası her şeyi var. Ama bir şiş veya bir köfte ikram edemiyor. İnsan zişur ve cami olduğu cihetle nazarı an ve şuuru külli olur. Allah Allah. İnsan zişur ve cami olduğu cihetle nazarı am, yani am nazara deniliyor. Şuura da külli deniliyor. Mustafa, nazarı am külliyata, benim ilgimi çekti, ben nazarı külli diye zannedecektim. Nazarı am, şuuru külli. Biri esma, biri sıfat mı abi? Gibi ha, biri dima, birisi daha aşağısı. Nazarı am olduğundan şecere-i hilkat tamamıyla görür. Şuuru da külli olduğundan sani maksadını bilir diyor şu alarda. Bak bir daha. An ne demek? Nazarı an olduğundan, an, nazarı an olunca ne oluyor? Şecere-i hilkat tamamıyla görür. Yani şu Allah'ın dışında bütün alemleri nazarı anla görür. Şuuru külli olunca da Allah'ın bu kainattaki maksadını görür. Yani o zaman sana bir şeye kadar çıkıyor o zaman. Kapı karşısına kadar çıkıyor. Çünkü şecere-i hilkatı evet. Şeceri hilkat kabu kavsine kadar gidiyor an. Yani demek ki nazarı an, şeceri hilkatı bütünsel görmek. Bu şeceri hilkattaki yaratılıştaki hikmeti anlamak, o neymiş? Şuuru külli. Nazar an, onu bütünsel görmek. Mesela namazda Allahu Ekber, kafan son nokta, kabu kavsin. Ayağın atom. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün alemle namaz kılıyorsun. Allahu Ekber deyince. Yani böyle bir tefekkürle ilk önce, çünkü sünnet onun için yapılmış. Farzla böyle bir alışmak için önce antrenman yaparlar, sonra top oynarlar. Tamam mı? Karşıda görüyorum top sahasını da. Demek ki bir ısınacak, sonra aslını yapacak. Sünnet ısınmadır. Farzda asıldır. Ringe çıkmak. Isınmak için. Uçak kalktı, irtifayı kazandı, iniyor maksada, son sünnette inmektir. Sünnet çıkmaktır, farz irtifayı korumaktır, son sünnet aşağı inmektir. Yatsı namazını bitirin ne oluyor? Yatsı namazı bitirindeki, içindeki sırf fitri kılan peygamberimizdir. İkini de havada kalıyor. İkini havada kalıyor. Şunu çünkü şeydir. O insanın içsel alemi yorumlamasıdır. O elinin şey yapması, azamet ve kibriyasındaki dehşeti gördüğü zaman Cenab-ı Hakk'a sığınmış. İçsel tefekkürüdür. Sabah kılan vardır, öğle kılan vardır. İkine girmeyin buna. Peygamberlerin temsilcisidir. Sabah kılmakla Adem Aleyhisselam. Öğle, ikindi, akşam yatsı, yatsıyı Musa Aleyhisselam kılmış ilk defa. Ama salat-ı vitirde ilk defa Peygamberimiz Aleyhisselam kılmış. Yok başka. Şimdi, bu çok güzeldi. Bak, kelam ezeli dahi bütün zamanı ve bütün taife insanı nazara alan bir külliyette bir kelam ilahiydi. Bazı diyecek abi niye kitapta şey yapmadın? Bak kardeşim, o kitabı getireceğim, açsam uzun zaman olacak. Sizin için çabuk çabuk yazdım ki aynı metni çabuk okuyayım diye. Bazısının şeyine geçebilir böyle. Ama ustad bunu destekliyor. Diyor ki yazmak, okumak, dinlemek. Sen dinliyorsun, yazdım aynı zamanda okuyorum. Tamam.
böyle böyle mukadder sorunuza cevap veriyorum. Sırf siz değilsiniz dinleyen. Abi şu anda sayfa kaç? Onu yazamadım. Şu anlar 21. 21'miş. Evet, başlar demiştim. Yok yok. Bu nazar an olduğunda şecer-i fikra tamamıyla görür, şürüküllü olduğundan sani maksadını görür. Şey yapamadım ama yukarıda bir şey yaparım. Sayfalarını şey yapmadım. Çünkü... Külli de vardı değil mi? Var. Yani nazar-ı külli ifade var aslında. Sana bir şey söyleyeyim mi? Nazar-ı külli abilerde var galiba, göreceksin. Almadığım yok. Birkaç tane kaldı, bakayım var mı? Şimdi ne kadar yok. Nazar-ı külli. Nazar-ı külli Kur'an'ın tarifinde var herhalde şeyde. Kur'an nazar-ı külliyle... Ha, nazar-ı külli var, var. Kur'an gibi bir nazar-ı külli. Kur'an gibi bir nazar-ı külli lazım ki yata etsin. Evet, var. Tamam. Geçti konu. Tamam, var. Başta var tam orada, sol tarafta. Şimdi, kelam ezeli dahi, kelam ezeli bak neymiş? Bütün zamanı ve bütün taife insanı nazara alan bir külliyete, bir külliyette bir kelam-ı ilahidir. Yani Kur'an'ın kelamı ne için camidir? Çünkü külli olduğu için. Zaman ve mekanı arkasına aldığı için. Çünkü kelam ilahi ile beşer kelam arasındaki en bariz fark, kelam ilahinin içerisinde ne var? İlim, irade, kudreti tazamun ettiği için. Benim kelamımda içi boş olduğundan tesir etmiyor. Mesela örnek veriyor usta. Ey sema suyunu kes. Ne olur rica ediyorum ben. Keser mi yani? Ey ar suyunu yut. Yutar mı? Ama Allah dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Aynı şey diyor. Yani kudret ilim, ilim kudret oluyor. Yani kudret gibi ilim, ilim gibi kudret. Bak geçişte Allah dediği anda söylüyor, söylediği anda yapıyor. Onun için Allah'ın kelamının içerisinde yaptırıcılık var. Orada şifre var. Diyeceksin ki bir örnek ver. Mesela bilgisayarınız ve telefonunuz. Birisinde gördüm. Hasan. Dedi telefon açılıyor. Hasan. 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 Açılmıyor. Aynı ses, aynı uslupla sesle şifre koymuş adım bilgisayar. Bilgisayarda da öyle. Peki sen söyle açılsın mı? Hasan de niye açmıyor? Ha beşerin bile kelamında ben varım. Ben varsam açılır. Yoksa yok. Külli külli iman nazarı ile külli iman nazarı ile küfür neymiş? Cüzi hadiseye cüzi bakar. İman ise cüzi hadiseye külli yani esma bütünlüğüyle baktığı için nazarı hakikat denmiş. İman külli bir hakikatin ifadesi olduğundan külli ise bütünselden parçaya inmektir. Olayı tek gördüğü için Allah'a iman etmiyor. Umumu hukuk, çok laikadan aldım bunu. Umumu hukuk, külli bakabilende olur. Çünkü her bir cüz'i şey, ilim, irade, kudreti tazamun ettiği için küllidir. Sen cüz'i baktığın için her şeyden kopuk gördüğünden cüz'i görüyorsun. Yani ki cemaatta da öyle. Bir burada umumi bir hukuk var. Bunun İlim, irade, kudreti tazamun ettiği için külli hukuk, umumi hukuk şeymiş, ilim, irade, kudreti tazamun ettiği için denmiş. Yani acele ediyorum ki o şifayeden şeyde okuyayım. Kur'an'ın nazarı külli olmasından, yine bir daha yazdım, demek ki unutmuşum orayı. Başka, inayet ilahiyenin küçük bir şeyi de küllidir. Allah'ın küçük bir inayeti var ya mesela, şöyle diyeyim, namazdasınız bak şimdi. Müjde vereceğim size. Ben çünkü kendime lazım aldım. Namazdayız bak. Tamam mı Gafur? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle tatlı bir hal olmuyor mu? Ha, bu cüzi bir şey zannediyorsun. Aslında o tatlı hal olması için Allah lazım. Hazır olduğu için sende huzur oldu. Allah seni onaylamış. Allah'ın taayyum ve teşahhus etmesi, hissedip, mahsedip, zevk etmektir. Aslında o zevk edilen Allah'ın esmasının cil ve cemal naşı sanatıdır. Odur yani. İşte ondandır. Böyle. Peki o Kur'an okurken, desteyken, namazdayken, affedersiniz özür dilerim. Ne yemeğe benzer, ne gezmeye benzer, ne cinselliğe benzer. Namazda. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Oradaki huzur, oradaki lezzet,
Hiçbir şeye benzemiyor. Ha nedir? Aralamış. Allah seni, kendisini senden. Harika bir mucize. O halin oluyorsa, derste mesela böyle oluyorsa, gene Allah hazır olacak ki sende huzur olacak. 9. sayfada teayyum ve teşahhus ediyor. Cenab-ı Hak. Teayyum ve teşahhus ediyor. Şöyle bir tanesini açayım ki kessin yani. Başka? İlahi-i ilahi küçük bir şey. Ha, doğru. Başka? Rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi. Rububiyet-i ammenin saltanat-ı küllidir. Amla öyle. Başka? Birkaç tane kaldı. Hem birer irade-i külliye, birer ihtiyar-ı am, birer hakimiyet-i nev'iyenin unvanları bulunan ve adetullah namı ile yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyeti irca eder. Yani Allah'ın kanunu var ya adetullah, o da küllidir. Yani bir şeye tecelli ederken, mesela diyelim ki yerçekimi kanunu, gecesi gündüzü yoktur, sağ solu yoktur, soğuk sıcağı yoktur, yani gibi. Islatma kanunu. Demek ki küllidir o da. İrade-i külliye birer ihtiyar-ı am. İrade-i külli diyor, ihtiyara am diyor. Başka? Cüz'i ve has, diğeri külli ve ammış. Başka? Kaç tane kaldı? İki tane daha kaldı. Bir şey üç. En am nazarlı, en külli şuurlu, en muntaz istidatlı diye geçiyor. Peygamberimiz için. En am nazarlı, en külli şuurlu, en muntaz istidatlı. Harika ya. Bu nazarla bakmasaydık görmeyecektim. Son iki tane. Rububiyet-i amme neymiş? Ubudiyet-i külliye istiyormuş. Yani Allah'ın esmasının bütünlüğü tecellisi var ya, Allah'lık yapıyor. Allah Allah'lık yapıyor. Bunu görebilmen için ubudiyet-i külli olacak. Ubudiyet-i külliye de ettehiyyatı hangi şualarda anlatıyordu? Altıncı şuayı oku, bir namaz kıl. Ubudiyet-i külliye olacak sana. Mesela eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammeden Resulullah ve abduhu ve resuluhu. Kim diyor bunu? Cebrail. Ha? Cebrail. Nasıl demiş değil mi? Mesela tehiyyatan mübarekata salavata teyvatillah. Esselamu aleyhine ve ala ibadillahin salihin. Kim diyor bunu? Ondan sonra Allah nasıl cevap veriyor? Esselamu aleyke eyyel nebiyyü ve rahmetullahi ve berekat, öyle mi? Peki, böyle bir baksan, böyle bir okusan, böyle bir not alsan, kısa bir cümle, tamam, ettehiyyat böyle, bu sefer senin ubudiyetin külli oluyor, Allah'ın rububiyet hamlesine şahit oluyorsun. Son cümle, kainatın külli ve cüz'i ihtiva ettiği bütün eczasını istila eden bir hikmeti amme görünüyor. Şimdi okumak istediğim yeri okuyorum ve ondan sonra işaret edeceğiz lan. Ben 2-3 cümle. Oldu mu yoksa? Mesleğinin yeri güzel bir ilan var. Hangi sayfa? 213. Mesleği getir. Peki. O zamanın iş yaptığı mesleği ver. Abla, Resul. İş atacağız. Öyle zeki bir adam değil. Bak çalışarak geliyor. Çalışarak diye. Ver Mustafa'ya. Bulsun. Öyle ben zeki değilim. Nerede bulacağım ben onu? 213 diyor. Öyle mi? Çağırın Mazlum'u. Peki. Okuyorum. Neresi abi? Üçüncüsü. Buraya bir dinleyin, o versin. Bir şeyin hüsün ve cemali, tamam mı? Burada mıyız? Kapatacağım zaten, az kaldı. Bir şeyin hüsün ve cemali o şeyin mecmunda görünür. Cüzlere ayrıldığı vakit mecmunda görünen hüsün ve cemal parçalarında görünmez. O şeyin umumunda tezahür eden nakş ve güzellik her bir kısmında aranmaz. Görünmediği vakit görünmemesi onun sebebi kusuru tevhim edilmez. Böyle olmasına rağmen
Kur'an hakim diye devam ediyor. Yani efendim 215. İlem eyyühel aziz. İlem eyyühel aziz. Sen şeceri hilkatin ya bir semeresi. 213 abi. İnsanı gaflete atan. İnsanı gaflete atan. Gaflete düşürmek. İnsanı gaflete düşürmekle Allah'a ubudiyetine mani olan harika bir yer. Teşekkür ederim. Bak insanı gaflete düşürmekle nasıl düşürüyor? Allah'a ubudiyetine mani olan cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasetmektir. Cüz'i nazarını cüz'i şeylere. Evet, cüz'iyat içerisine düşüp cüz'ilere has-ı nazar eden, yani elmayı elmayı görüyor. Yani elmayı elmayı görüyor. Böbreği bütünsel olarak şey yapmıyor. Mesela hastalığı şöyle görse bak nasıl olur. Örnek varken, o kadar var ki etrafımda, siyah buldukları zaman herkes benden uzaklaşır. Kitap okumuzda derse de gitmezler inan ha. Fakat Allah bir emniyet sigobu takıyor ona, GPS koyuyor ki, o zaman gel bakalım, gel buraya. Gel buraya. Bak şurada böyle diyor, ona ait. Cüz-i nazar. Ha, zalim beşer. Ha, bak. İnsanın hikmeti hilkati, sırrı camiyeti ise her zaman, yani cüz-i nazarın cüz-i nasas ediyor. Sendeki o sıkıntı, hastalık niye? Şimdi bak. Hastalık niye? Bak. İnsanın hikmeti hilkati, yaratılmasındaki hikmet, sırrı camiyeti ise her zaman, her dakika Halık'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğunda insanı dergah-ı ilahiye kamçı vurup sevk eden en keskin, en müessir, sahip itici hastalık olduğu gibi. İnsanı kemal-i şefk ile şükre sevk eden ve tam manasıyla menettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan diye devam ediyor. Demek ki hastalık böyle bir nimettir. Böyle baktığın zaman harikadır. O zaman niçin verdim burayı? Bak, cüz'i nazarını cüz'i. Mesela Allah'tan kopuk hastalığa bakıyorsun. Kısa. Cüz'i nazar Allah'tan kopuk bakma. Külli nazar Allah'ın nazarıyla bakma. Bunu bana niye verdi? Başka külli nazar kendine sahiplenme. Kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin. Sen senin değilsin. Tam mazarsın. Modelsin. Bak, eğer buna ben diyorsan hastalık da senindir. Cüz-i nazar, cüz-i şey yansıtım. Bak, insanı gaflete düşürmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüz-i nazarını cüz-i şeylere hasetmektir. Cüz-i nazarını cüz-i şeye hasetmeseydin iş için namazı terk etmezdin. Çünkü rezak para olduğu için namazı terk ediyor iş için. Ama rezak Allah olursa o işin içinde namazı kılar. Rezak para olursa namaz kılamaz. Rezak hakiki para alır. Şifayı hakiki de ilaçlar ve elma da armuttur. Onun için de şükür olmaz. Gene namaz kılmaz. Cüz-i nazar. Evet, cüz'iyat içerisinde düşüp cüz'ilere has-ı nazar eden, sırf böyle desinler diye para kazanan, sırf dünya için bakan, o cüz'i şeylerin esbabından suduruna ihtimal verebilir. Ama başını kaldırıp nevi ve umuma baktığı zaman etna bir cüz'ünün en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Mesela cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Cüz'i rızkını elmaya, armuta, buğdaya, efendim atölyede araba tamir etmeye verebilirsin. Bak sahilde bak. Cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Çalışman lazım, tamam. Fakat menşe-i rızk olan arzın, yani esas senin rızkının nedir? Arabayı tamir etmek değil. Neymiş? Menşe-i rızk olan Osman'ın, yani rızkın sebebi olan arzın, dünyanın dönmesi, kış mevsiminde kupkuru kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızk ile dolu olduğuna baktığı vakit cüz'i nazarını o buğdaya, dünya kupkuru iken
semadan suyu, arzdan adeta çiftleştiriyor. Su yukarıdan, yumurta aşağıdan, içindeki de arzın içinde bulunan, toprağın içinde ana meyve çekirdeklerini ağaç yapıyor. Ağaç da meyve, evlat. Baba yukarıdan, ana aşağıdan doğuruyor toprak, ağaç, buğday. Şimdi öyle bir bak. Menşe-i rızk olan arzın kış mevsiminde kupkuru kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızk ile dolu olduğuna baktığı vakit arzı ihya etmekle bütün zevil hayatın rızıklarını veren Allah'tan mağada kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaati hasıl olur. Yani para kazandın. Para yenir mi? Açlığın giderir mi? Kağıdı nasıl yiyeceksin? Ya nasıl yiyeceksin? Buğday lazım. Buğday da bu sistemin çalışması lazım. Ama o şey ve keza elindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru bazı esbaba istan edebilir. Ha bu ampul ne olacak? Bu ampul nasıl yani? Ampulü taktık kardeşim. Kablo da oradan geliyor. Keban barajını düşünmeden bunun kıymetini bilemezsin. Ama o işin şemsin ziyasıyla o nurun da menba envarın nuruyla muttasıl olduğuna vakıf olduğun zaman anlarsın ki kalıbını ışıklandıran, kalbini tembir eden ancak leyl ve nehari birbirine kalbeden Fatih Hakim'dir. Peki şu cümleyi de okuyayım. Esas okuyacaktım yer okuyamadım. Kaçtı sözler? 198 mi Resul? O gösterdi bana. Abi orayı da oku dediler. Millet de zannediyor ki aslında bu işleri biliyor. Bak mesela yani cüz-i nazar nasıl küllileşiyor? Sen ona Halik ismiyle yanaşmak istersen nasıl yapacağız bak? Ona Halik ismiyle senin Halik'inin hususiyetiyle ilk önce benim Halik'im, Rabbim. Bak şimdi. Sonra bütün insanların Halik'i cihetiyle benim Halik'im nefes aldıran böbrekleri, organları çalıştıran benim Halik'im. Bir de bütün insanların bir Halik'ini düşünsenize ya. Bir ara dedim ki, biraz güldüreyim. Ya Rabbi ya, bütün insanların derdini biliyorsun. Lan ben bir adam, ben kendi derdimi kaldıramıyorum. Bir adamın da derdini dinlemek için, dinlememek için telefonu açmıyorum, tamam mı? Telefonu açmıyorum. Çünkü haratır sormayacak. Hemen başlayacak derdine. Marco Paşa gibi ben tahammül edemiyorum. Ha? Ya Rabbi dedim, kendi kendime odamda. Bütün insanların derdini biliyor musun? El cevap içeride, biliyor. Nasıl dayanıyorsun ya? Ya Allah o zaman acayip oluyor. Toptan olunca Allah büyüktür. Fazla ihat edemiyorum. Bütün insanların derdini biliyor mu? Nasıl bir sabır ya? Nasıl motor yanmıyor? Tabi estağfurullah da tahayyül küfür küfür olmadığı için. Yani Allah ne kadar, hakikaten Allah ya. Böyle şaşırıyor musun? Allahu Ekber diyorum, tamam mı? Motor yanmıyor. Nasıl bir, böyle bir Allah. Nasıl bir Allah dedikleri zamana, vallahi eskiden çocukken şöyle düşünürdüm. O yedi taneden bir tanesi şu. Bütün insanların düşünürken ve konuşurken aynı anda hepsini biliyor mu Allah derdim. Hepsini duyuyor. Hep düşündüklerini de hep biliyor. Nasıl Allah ya? Rahmetli annem dedik. Oğlum öyle şeyler düşünme dedi ya. Oynatacaksın kafayı. Eskiden beri delilik vardı demek bizde. Tamam. Benim Halik'i yürü biraz. Çocuk bir yürü bak hadi merdiveni. Bütün insanların Halik'i. Sonra bütün zihayatların Halik'i unvanıyla. Sonra bütün mevcudatın Halik'i ismiyle münasebettarlık lazım gelir. Yoksa zılda kalırsın. Yalnız cüz'i bir cilveyi bulursun. Bak. Benim Halik'im. İnsanların Halik'i. Bütün mevcudatın Halik'i. Kainatın Halik'i yürütüyor. Allah-u Ekber o demektir yani. Niye Allah en büyüktür de sonsuz büyüktür denmiyor? Namazda Allah-u Ekber. Çünkü senin büyük zannettiğin şeyden de büyük. Yürüdün. Allah ne kadar büyüktür? Allah gene büyük zannettiğin şeyden de büyük. Sonsuz büyüktense makine durur. Laz demiş ki bilgisayara ilk çıktığı zaman. Demişler ki bilgisayar ne sorarsan sor cevap veriyor. Laz ya. Dedi ne var ne yok. Bilgisayar durdu. Ne durdu? Ne var? Ne yok? Verilmez ki cevap. Değil mi? Verilir. İşte Allah sonsuzdur
Sonsuz büyük derse namazda sonsuz, sonsuzluğu nasıl kavrayacak sonlu bir şey? Ha. Ama bu sebeple sonluları kavradığı için ondan büyüktür düşünebilir. Allah ne kadar büyüktür? Şu gördüğün toroslar var ya, şu dağlar görüyor. Allahu Ekber. Yani şu toroslardan da büyüktür Allah. Böyle ya gezegenler Allahu Ekber galaksiyi gösteriyorlar. Ha Allah bunlardan da büyük. Ha senin dertlerinden de büyük Allah. Onun için onu buldum bitti. Peki. Esas orayı okuyamadık. Benim gözüme bakıyorsunuz değil mi Hasan abi? Yok yok sen bir şey söyle. Bir soru soracak mı diye bu. Sorma. Çünkü sormasına engel olmak yok, için. Yok sonra çıkarken beni sıkıştırıyorlar. Öyle mi? Son dakika ne sorusuydu bu diye. Evet. Yani rızık vermek, şifa vermek, hidayet vermek, külli bir nazar, an bir nazar. Yani nazarı an, şuuru külli. Böyle bütünsellerin sahibi olan ancak Allah'ın işidir. Yoksa mesela düşün, hidayet. Hidayet nedir? Güneş aşağı, Allah desek, tövbe, şems-i ezeli. Güneşin şua gelmesi, fotonların camına kadar geldi. İçeriye girdi, çiçeğe dönüştü. Bu çiçeğe, yani içeri camı açtın, panjuru açtın, içeriye girdi, onayladın iman. Allah'tan gelen yöne hidayet, o hidayet geldi, sen de onaylanırsa iman olarak kendisini ifade eder. Çiçek, iman, güneş ışınları hidayet. Güneşi de şems-i ezeli. Peki Allah şuurumuzu külli ve nazarımızı am eylesin. Evlad-ı iyalimizi İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ya Rabbi amin diyenleri hepsini kime söz vermişsek dua edeceğiz diye. Kim bizden ne bekliyorsa, kime biz dua ediyorsak, kimin üzerimizde hakları varsa, kim hizmet imaniye, Kur'aniye'de maddi ve manevi katkısı varsa, onları ve bizi şeytan, cin, ervah-ı habise, mevad-i şerire ve nefs-i emmarenin vehim ve vesvesesinden hıfzemin eyle ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza bereketullah nasip eyle. Maddi ve manevi sihat ve selametin sebebi olan ervah-ı aliyeleri, ruh-u kutsileri, hakikat-i mani nasib-i müyesser eyle. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha temassalavar.